Nurgül Dünya Kupası final maçında şampiyon olmaya çok yakın. Şu an maç oynanıyor ve Nurgül kazanç konumdaydı en son. D4, D5, C4, D6. Ben de maçın sonucunu bilmeden aynı heyecanı yaşamak için eş zamanlı olarak videoyu çekiyorum. C çarpı D5, E çarpı D5 ve fil G5 dame yolunu tercih etti. İlk maçta berabere bittiği için bu maçı kazanan şampiyon olmuş olacak Dünya Kupası'nda. Fil E7, E3, H6, fil H4, kısa rok ve fil D3. Arkadaşlar beyazlar sakin bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu çaprazı ele geçirecek. F3, E4 sürülen bir devam yolu var. Atı E2'ye koyduktan sonra. At F3'e devam eden bir devam yolu var. Bakalım hangisini tercih edecek. Kale E8 oynamış siyahlar. At G2, C6, kısa rok ve A5. Evet, burada biraz durabiliriz. Siyahlar da beyazın rahat bir şekilde azınlık hücum yapmasını istemiyor. A3, B4, B5 sürmesini istemiyor. Buradaki alanı beyaza vermek istemiyor ki zaten bunu anlamak makul bir şey olur. Çünkü 4 piyonu 3 piyonluk bir vezir kanadı üstünlüğü var. Şah kanadından F3, E4 sürüleceği zaman da bu sefer acilen C5, E4 sürüp buradan bir geçer yaratmaya çalışacak Goryachkina. F3 ve siyahlar B5 ile vezir kanadından gelmeye devam ediyor. Vezir C2, bu arada Goryachkina Rus asıllı biliyorsunuz ama fide şeklinde oynuyor. Ruslar bu Ukrayna Savaşı'ndan ötürü yaptırım uygulandığı için fide bayrağıyla oynuyorlar. Nurgül de Türkçe biliyor. Türkiye'de yaşıyor. Türk asıllı Bulgar vatandaşı. Bu da Bulgar vatandaşlığı şeklinde oynuyor. Onu da söylemiş olayım. Fil E6, kale A1, at B7 ve fil F2. Arkadaşlar beyazın bu kurmaya çalıştığı yapıda bu yapının potansiyel enerjisini ortaya çıkartan hamle her zaman E4 E5 sürüştür. E4 E5 sürüşü geldiği zaman bu atı kovarız. F yönünde ön açılır. Aynı zamanda şah kanadına filimizle bakmamız daha da bir anlam kazanır. Daha da rahat saldırabiliriz. Tabii ki Goryachkina bu kadar rahat bir şekilde beyazın kendisine saldırmasını istemeyeceği için A4 sürerek vezir kanadından geliyor. Bir tane şah H1 olmuş Nurgül. Vezir A5 geliyor Goryachkina ve at F4. At F4 ile beraber siyah bir tık bir ufak bir fırsat vermiş olabilir Nurgül ama siyah görmüyor. B4 oynuyor. Gerçi B4 de çok iyi hamle. A3 tarzı bir hamleyle buradaki siyah kaleleri zayıflatabiliyordu siyahlar. Ama B4 de benzer amaca hizmet ediyor. At CE2 ve arkadaşlar siyahlardan önemli bir hamle size soracağım. Sizce siyah ne oynamış olabilir? Arkadaşlar burada Goryachkina veziri kadından oyuna devam etmek için C5 oynuyor. Konumu C hattına açmak istiyor. Gayet makul bir hamle. Fil alır A6, vezir alır A6. Ve Nurgül'den önemli bir psikolojik saldırı hamlesi ve vezir F5. Arkadaşlar bu hamle oldukça önemli. Bu vezir F5 hamlesi bu arada yanlış hatırlamıyorsam ya Makedonya'da ya da Sırbistan'da bir tane kadın sporcu bana oynamıştı. D4 D5 oynadığımda ve kaybetmiştim arkadaşlar. Gerçekten çok rahatsız edici bir hamle. Çünkü D5'e saldırıyor, veziri kovamıyorsunuz falan. Yani bu fikri öğrendiğim çok iyi olmuştu. Mesela o maçta, belki o maçın analizi gelir. Rakip file 5 geliyor, Indic diye bir sporcuydu. Neyse adını tam unuttum. V5'e geliyor, C6'ya vuruyor, F5'ten D5'e saldırıyor. Yani her taraftan saldırıyor. Psikolojik olarak beni abluk altına almıştı. Direkt patladım yani, onu direkt söyleyeyim. Ülkeyi tam hatırlamıyorum ama orada 2300-2400 bayağı bir oyuncu yendiğimi hatırlıyorum. Satrancı bırakmadan önceki yıllar tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada hemen hızlı bir şekilde koruma geri dönecek olursam en son C5 oynanmıştı. C5'e alınmıştı. Vezir F5 gelinmişti. Burada at F8 oynuyor Goryachkina. Buradaki vezirden çekindiği için önemli kareleri atla korumak istiyor. Nurgül hemen DC5 alıyor. Fil çarpı C5'e de at G3 geliyor. Şimdi buradaki fikir ne? Beyazın taşların tamamıyla şah kanadını kanalize etmesi. Şimdi bu fikrin iyi yanları var. Bir de riskleri de var arkadaşlar. Tüm taşlarınız şah kanadına baktığı zaman bir atağa kalktığınız zaman eğer bu atak başarıyla sonuçlanmazsa diğer tarafta en önemli kareleri verdiğiniz için oyun sonuna ciddi bir dezavantaj oluşturuyor size. Çünkü tüm taşlar bir noktaya kümelenmiş. Yani tekrardan diğer tarafa getireyim deseniz ciddi bir zaman maliyeti var. Şimdi siyah G6 oynamış. Burada at E6 daha iyi hamle ama G6 psikolojik olarak insani hamle. Vezir D3 gel keselim diyor Nurgül. Hayır diyor, at E6 oynuyor ve Nurgül hızlı bir şekilde vezirleri kesiyor. Vezir çarpı 6. Şimdi bu, öncelikle burada Nurgül'ün esnekliği için kendisini tebrik ediyoruz. Yani burada illa mat edeceğim diye mesela vezir H3'e aktarsa, bu tarz bir şey yapsa siyah H5 oynadıktan sonra bu vezir oyun dışına kalabilirdi. Gayet objektif bir şekilde vezirleri tahttan kaldırmaya ve oyun sona girmeye yoluna gitmiş. Sonrasında at D3 oynamış. Ver fili diyor. Kale C8. Ve artık beyazlar adım adım taşlarını iyi yerlere getirmeye başlıyor. İlk olarak ne oynaması lazım size soracağım. Beyazın en önemlisi ne olmalı? Arkadaşlar kale C1 açık olan hatta kaleye giriyoruz gayet makul bir şekilde. Kale AC6 oynamış siyahlar. Şimdi oyunda olmayan taşımızı bu atımızda oyuna geliyoruz. AT2 siyah AT8 oynamış ve kale FD1 tüm taşlar hem D hem C atına oyun sonuna hazır. Atlar hazır, fil hazır ve siyahın D5 karesine izole ve zayıf kalmış bir piyonu var. At D6 oynamış Goryachkina ve hemen at E5 oynayarak zayıf olan bir kareyi ele geçiyor Nurgül. Kale 6 C7
ve At K4 atların dansı başladı Nurgül tarafından. Ver bakalım H6'yı, ver bakalım F6'yı. Siyah burada at E8 oynamış at ve H6'daki piyonu bırakıyor. Niye bıraktığını isterseniz biraz bakalım. Şah G'de oynandığı zaman fil G3 gelecekti Nurgül ve bu çaprazdan bu açmaz rahatsızlık yaratacaktı Goryashkin'e. Bunu istemiyor. Aslında bu da F6 oynayıp böyle devam edebilir ama kalede 5 falan D5 de düşüyor. O yüzden en azından bu baskı yemek yerine köşedeki piyonu vereyim diyor ve bir tane piyonu Nurgül bu sayede kazanmış oluyor. Evet, at E8'e at H6 ile piyon kazanma fikrini Nurgül hemen yapmak yerine önce bir tane fil G3 oynuyor. Ver kaleyi. Yani at E8 oynamak benim filin bu çapraza gelmesini engellemiyor diyor. Kale C6 o söylediğimiz piyonu kazanmış oldu Nurgül at H6 ile. Şimdi şah F8 ve at G4 geri gelmiş. Burada şah F8 yerine H7'ye gitmek ve buradaki ata saldırmak daha iyi. Bakın at G4 geldiği zaman fil B6 kaleleri kesildikten sonra biraz daha eşit bir konumda mücadele edebilirdi siyahlar. Şimdi şah F8 hamlesi konumdaki ilk hata ve Nurgül'e ilk avantajı veren konumun oluşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi at G4. Bakın artık fil B6 tarzı bir hamle olmuyor. Çünkü kale çarpı C6, kale çarpı C6'ya at E5 var. Bu kale nereye gidecek? D8 karesine giderseniz at D'de bakın F8'deki şah yüzünden burada fili kaybediyorsunuz. Kale C7 gibi bir hamle yaparsanız bu sefer bu çaprazda çok alakasız bir yerde olacaksınız. Her an at açıp kaleyi almak isteyebilirim. Kale D5 alabilirim. Konum beyaz için oldukça avantajlı olacak. Bu tarz ince detaylar oyun sonunda önemli. Şimdi devam edelim. At H6'ya şah F8 oynandı. At G4 geldi Nurgül hızlı bir şekilde. Fil A7 ve burada ben çok beğendim bu hamleyi. Size soracağım. Beyazın ünlemi nedir? Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar file bir ünlem. Hemen fili oyunumuza aktarıyoruz. Oyunda işe yaramayan bir taşı daha işe yarayan bir hale getiriyoruz. Şimdi B3 oynamış. B3 hamlesi de hatalı bir hamle. Buradaki B4'teki piyonu vermek için doğru fikir kare çarpı C1 alıp burada kare B8'e B4'ü korumaktı. Ancak Goryashkin'e B3 oynuyor ve konum artık artı 2.5'a çıkıyor sevgili arkadaşlar. Nurgül artık kazanç konumda. A çarpı B3, A çarpı B3, fil B4. Şah çekiyor hızlı bir şekilde. Şah G8'e de fil C3 oynayarak fili çok aktif bir çapraza getiriyor. Siyah kaleler çok zayıf ve Nurgül buraları çok iyi bir şekilde kullanıyor. F5 oynamış Goryashkin'a. At5 geliyor Nurgül'den. Ver G6'yı. Kale C7'ye de. Kale D5'te düşüyor. Piyonlar birer birer düşüyor. Konum artık artı 3. Beyazlar gerçekten çok üstün. 2 piyon önde ve Nurgül dünya şampiyonu olmaya çok yakın. Fil çarpı H dünya kupasını kazanmaya. Fil çarpı H almış siyahlar. Kale C'de 1. G5 oynuyor. Artı 3.2 oldu. Bir tane G3. At G7 artı 4 oldu konum artık. Çünkü B3 piyonu da düştü. Kale B5 ünlem. Ama aslında burada kale B5'e siyahlar at C5 oynuyor ve B3'ü kontrol ediyor ama at C4'ten sonra Sivin yaptığı bu hamlenin çok da bir anlam ifade etmedi ortaya çıkıyor. Çünkü atın konumu çok iyi. E3'e saldırıyor. B2'yi savunuyor. Buradaki fil çok iyi. D hattı bizde. 5. yatay bizde. B hattı bizde. Oldukça iyi bir konumdayız ve süreler de bakın şu an eklendiği için yarım saat ekleme olduğu için 28 dakika 33 dakika ve artı 4'lük bir konum Nurgül için oldukça rahat bir kazanç olmalı. Siyah F4 oynuyor. G çarpı F4. G çarpı F4. At çarpı E3. F çarpı E3 taşları azaltıyor Nurgül ve kale D5 oynuyor. Nurgül'ün bir tık şüpheli diyebileceğimiz bir hamlesi geldi ve bu arada süresi de azalmaya başladı. Bakın 12 dakikaya düştü. Buna bir tık şüpheli hamle diyebiliriz. Onun yerine daha normal basit olan hamle kale G1'di. Ver buradan atı. Filmde basıyor zaten. C'nin yapabileceği bir şey yok. Mesela köşeye kaçmak zorunda. Bunda kale C5 vuruşları var. Buna şimdi fil G7, fil C3 geri dönüyor. Aslında rahat bir galibiyet bence kale G1 hamlesi. Şimdi kale D5 oynamayı tercih etmiş. At E6 bu atların buradaki durumu açıkçası beni biraz rahatsız etmeye başladı. Atların olduğu yerde hep bir problem olur. Genellikle sağ sol her tarafı kontrol eder. Evet at E6'ya kale E5 oynamış. Buradan Nurgül hızlı bir şekilde. Şah F7 ve kale çarpı H. Bu piyonu almayı başardı. Kale D7 şu an net olarak 2 piyon öndeyiz. Kale B4. Kale pardon at D3. Ver kaleyi diyor. Kale H4. Kale G8. Bakın biraz rahatsız olmaya başladım. Çünkü 4 dakikaya kadar indi Nurgül'ün süresi. 4 dakika gerçekten çok az. 23 dakikaya karşı ve konum da basit bir konum değil. Yani bilemiyorum artı 3 hala konum ama artık risk artmaya başladı. Yani burada 30 dakikamız varken yani bilemiyorum arkadaşlar. 30 dakika yakın süremiz varken 25 dakikamız varmış. Yani kale G1 çok daha rahat geldi bana ve 25 dakika varken daha rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Buralarda süre harcamak biraz riskli. 6 dakika harcamış ki zaten bakın oyun sonunda 6 dakika harcayamazsınız bu kadar. Hani 20-30 dakika var. Yani %20'sini harcıyorsunuz bir hamlede. Bir sürü hamle daha gerekecek. Daha çok düşünmeniz gereken konular da olabilecek. Bu hataları ben de satranç oynarken çok yaptım. Satranç oynarken şöyle bir psikolojiye bürünüyorsunuz arkadaşlar.
o anki karar sanki hayatınızdaki en önemli kararmış gibi oluyor. Yani oyundaki en önemli kararmış gibi düşünüyorsunuz. Tekrar fırsat gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Satranç zamanı verimli kullanma sanatı. Yani zamanı da verimli bir şekilde kullanmanız lazım. Bazen en iyi hamle değil ama ikinci en iyi hamle yapmak daha az zaman harcamanıza sebebiyet veriyorsa ve zaman çok azsa daha makul olabiliyor. O yüzden her zaman trade-off diyoruz yani. O karar anları çok önemli. Şimdi burada süreler azalmaya başladı. Nurgül biraz ben hani biraz yüz ifadesine baktım oynarken. Bir tık böyle açıkçası içinde böyle yangınlar kopuyor gibi hissettim ben. Onu ben hissederim. Yani çok heyecanlıydı bence Dünya Kupası'nı almaya yakın olduğu için. O yüzden bu tür yani süreyi bu tür fazla harcamasının sebebi bence o olduğunu düşünüyorum. Gereksiz fazla heyecan. Tabii onu engellemek kolay değil. Yani psikolojik olarak kendinizi güçlü hissetmeniz lazım. Rakibimiz 2557. Goraçka'yı zaten tanımayan yok. Kale G8. At G3 oynuyor. Bakın at G3 de hatalı bir hamle. Kale H7 oynayıp buraları biraz azaltmak lazımdı. Şimdi artık at F2'ler, işte kale D1'ler bir sürü fikirler var. Ve konum artı 1.5'a kadar düştü ki Nurgül'ün 3 dakikaya azaldı süresi. Cidden problemli. Yani artık emin konuşmuyorum. Siyaha dönebilir oyun. Bakın at F2 at D1 fikri var bu konumda. Allah'tan görmemiş. At F2 sonra at D1. Ver kaleyi diyor. Atı alıyor. Of 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 of. Arkadaşlar konum felaket karışıyor. Bunu alacak. B2 kale B7. Vallahi hayat o kadar kolay olmayabilir artık Nurgül için. Biraz modumuz da düştü ama Allah'tan hata yapmış. At F4 oynamış. Kale E1. Kale D8. Kale H7 şah. Bir hata daha geldi. Burada at E4 oynayıp D2'yi falan savunmak lazım ama uzaktan konuşmak kolay tabii ki. Şah G6'da oynuyor. Birer tane kale kesilmiş. Ve at E4. Arkadaşlar bakın büyük konuşmayacağım ama bu tarz konumlarda eğer uzak geçerleriniz varsa, önünde at varsa, sürede bir dakika varsa risklidir arkadaşlar. Yani bu konumda şu an Nurgül'ün kazanma olasılığını azalttım açıkçası. Her ne kadar konum üstün olsa çünkü atlar bir tık riskli. Her an haş hattından bir şey yiyebiliriz gibi. Yani çok emin konuşamıyorum. Şu file güveniyorum. File olan geleceği vardır diyorum. Keşke birer tane at kesebilsek. Yani şu lanet şu attan kurtulabilsek. Şu ikisini kesebilsek. Bence çok rahat kazanırız. File ata karşı üstünlük sağlar. Ama F4'teki at çok güçlü. Bakın şahın hareket etmesini engelliyor. Çok dikkat etmek lazım. Şah F5 oynamış hızlı bir şekilde. Ve Nurgül H4'te oynuyor. H4 hamlesini kesinlikle beğenmedim. Buna üzülerek şüpheli hamle diyorum. Nurgül tabii ki temsilcimiz. Ama ben de objektif yorum yapmak zorundayım. Burada bir yorumcu olarak. H4 hamlesini bence şüpheli hamle olarak değerlendirdim. Sebebini de şöyle söyleyeyim size. Bu piyon başa bela olabilir. Uzak yani. Bu piyonu buradan ayırdığınız zaman korumak zor olabilir. Ne yapmak lazım diye bakalım. At G3 şah çekip böyle at E2 taşları kesmek bence olabilirdi. Yani bu tarz bir konu beyaza çok rahat kazanç olur. Onu söyleyeyim. At G3 yerine başka fikir ne olabilir? Belki at F2 olabilir. Kale E5 fikriyle. At G4 vesaire oynarız. At F2 daha iyi gibi duruyor hatta. Çünkü kale E5 istiyoruz. Kale D5 tarzı bir hamle yaparsa kale E3. Hani adam zaten arkaya giremiyor. Biraz yavaş yavaş konumu geliştiririz gibi geliyor. Şimdi H4 ile alakalı yani piyonu bence H4'u bu arada niye yaptı biliyor musunuz? Psikolojik olarak söyleyeyim. Kesinlikle burada şahın mat olacağını düşündü. Yani biraz korktu. Bu biraz korku hamlesi. Stres altında konumdaki korkulara sebebiyet veren fikirleri engellemeye çalışırsınız. Objektifliğinizi kaybedersiniz. Bakın siyah akın akın geliyor. Yani bir 5-6 tane öncesine bakalım. Bakın siyah şah nerede? Geride. Burada at yok. Bakın beyazın özgüvenini düşünün bu konumda. Hiç satranç bilmeyen bile taşların rengine bakarak ve olduğu pozisyona bakarak aslında beyaz daha atakta daha iyi gibi düşünür. Ama bakıyorum biraz ilerletiyorum. Bakın arkadaşlar siyah şah buraya kadar geldi. At çok atlar çok iyi. Bu sebeple H4 oynadınız psikolojik olarak burada kendinize nefes attı açmak adına. Kale D3, kale D3 en iyi hamle ya. Helal olsun ünlemi bulmuş. Burada kale H7 oynar diye düşündüm. Hani bazı hani psikolojik olarak adam geliyor engelleyin gibi ama bunun at D6 şah vardı. Şah G6'yı kale E1 burada at falan yani bu şahı iyice sıkıştırıyordu. At F6 fikirleri vesaire var. Bu konu çok rahat kazançtı ama Goryachkina bakın sakinlik ve tecrübe önemli. Tecrübe özellikle bu tarz filanlarında önemli. Hani bazen mesela bir sporcu alınıyor işte baskette de futbolcuda diyorlar ki bu para eder mi? Arkadaşlar o paranın etmesinin sebebi o anki form durumundan bağımsız olarak tecrübe ve bilgi. Bir çalışanın da ya da bir herhangi bir alandaki bir insanın değeri de aslında oradaki tecrübe. Geçmiş dönemde yaşadığı problemlere verdiği tepki ve karar mekanizması. Karar mekanizması satranççıda en önemli şey. Bu yüzden insanlara satranç oynamalısın diyoruz. Karar mekanizmasınızı test ediyorsunuz. Sürekli bir karar veriyorsunuz baskı altında. Şimdi burada H4 hamlesine kale D3 muazzam bir hamle. Yani cidden sıkıntı başladı. Konum artık dengeli oldu eşitlendi. At G3 şah çekmiş hızlı bir şekilde Nurgül. Şah G6'ya H5 şah. Bakın siyah iyice kontrole geçirmeye başladı. Şah H7 kale F1. Şah H6 siyah geliyor. Şah H2. At G5 atlar geliyor. Dikkat etmemiz lazım. At F5 şah. Şah çarpı H5.
At D4 geliyor. Nurgül'den atını F3 karesini koruyacak bir noktaya getiriyor. At D5 oynuyor hızlı bir şekilde. Goryachkin'e 59 saniye 14 dakika. Yani bu sürelerle oynamak çok zor. 1 dakikanın altında süre çok büyük hata oldu. Kale F2. At çarpı C3, B çarpı C3 ve kale çarpı C3. Arkadaşlar siyah şu an konumu matay açısından da eşitledi ve uzak geçeri var. Çok tehlikeli olmaya başladı konum. Şah G2 oynuyor Nurgül. Yine hata ama artık burada hatayla doğru demek istemiyorum. Bir dakikayla oynuyorsunuz. Kim oynasa oynasın burada hata yapacaktır. Doğru hamle. Kale D2'ymiş. Devam ediyoruz. Şah G2, kale D3, at E2, şah H6, at çevir. Bakın arkadaşlar bakın. Oyuncu psikolojisi bakın. Bu at ataktaydı. Bakın bilinçaltını size defans hep arka tarafta sizi zorluyor. Diyor ki bakın ben kaybedeceğim. Bakın bu korkudan oluşuyor. Yani Nurgül özelinde söylemiyorum bu arada. Yanlış anlamasın kendisi. Direkt bu bende de olan bir şey. Korku anında bakın hemen savunmaya geçme isteği oluşuyor. Buna karşı koyabilmek zaten önemli meziyet. Şimdi devam ediyoruz. At E2 gelmiş. At çevir. Resmen bilinçaltının korku sebebiyle yaptırdığı bir fikir. Kale C3 ver buradaki atı diyor. Şimdi atı böyle korursanız B2 iyi akşamlar. At çarpı B3 vurmuş burada. Nurgül hızlı bir şekilde panik hamlesi diyoruz biz buna. Kale çarpı B3 intikam tekniğine çok atıfta bulunabilirim birazdan. Kale F1. Şah G6. Bakın F4. Bu piyonu da hızlı bir şekilde vermek için Nurgül geldi. Yani burada şah G3 niye beklenmiyor ben onu anlamadım. Yani şah G3 atı 4 var da yani bir tane kale F1 okey. Şah G5. Şimdi şah G3 oynasak mesela. Bence şah G3 oynamak beklemek lazım. Ama Siyah'ın da bu arada yarattığı baskı çok güzel. Yani Goryachkin'e de hakkını vermek lazım. B'yi ilerletmiyor. F4 oynamış Nurgül. F5 oynamış. Ve buradaki piyonu vereyim demiş. Hızlı bir şekilde bakın. Piyonu vermiş. Piyonu verdikten sonra artık kale atta kale bu konum berabere. Yani arkadaşlar moral motivasyonum çöktü gerçekten modumda düştü. Yani bilemiyorum ya nereden nereye geldik nedir bu şanssızlığımız ülkecek ya. Bu ülkede yaşayan insanların şanssızlığı nedir arkadaşlar? Bir şekilde bir son saniye hani bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçeli arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaktır. Son saniyede o korku öğrenmiş olma korkusu. Şu an atı verdi Nurgül ve en son artık beraber oldu konu. Umarım bunu kaybetmeyiz bari. Şimdi bunu berabere kalırlarsa bu arada uzatma maçına gideceğiz. Uzatma maçına Nurgül kazanır diye düşünüyorum. Hızlı oynatıyorum. Burada anlatacak çok fazla bir şey yok. Kale uzaktan sürekli olarak bu şahla bu atın yan yana olup mat etme fikrini kesmesi gerekiyor. Bakın zaten kapatmış önüne at F6'ya. Çünkü niye at F6 kapatıyor? Bu şahın buraya geçmesini istiyor. Sonra bu beyaz kale kesik atmış durumda çünkü. At F6 şah D1 şah F5 şah C1 kale H2. 50 hamle boyunca eğer herhangi bir mat fikri oluşmazsa berabere bitiyor bu arada oyun. İki taraf da hızlı bir şekilde oynuyor. Şah ve at şu an biraz yaklaştı. Yine bakın bu şah nefes alabilip bir şekilde bir kare daha yaklaşmak isteyecek Nurgül'e. Şah E4, şah C1, at E3 siyahlar zorlamaya devam ediyor. Kale D8 Nurgül'den, at F5, kale D2 gel keselim. Hayır kale A3, şah B2, kale H3. Kale D8, at D4, kale C8, kale B3 şah, şah A2, şah D3. Siyah yaklaşmaya çalışıyor. Beyaz sürekli olarak siyahın buradaki kümelenmesini engellemeye çalışıyor. Kale B6, kale C8, at E2, şah A3, at C3. Zorlayabildiği kadar zorluyor siyahlar. Ama Nurgül sürekli buradaki siyahların fikrini bozmaya çalışıyor. Kale D8, şah E4. Kale D4 güzel bir kurdurtma fikri. Alırsanız pat oluyor. Almamak zorundasınız. Şah E5. Bakın buralara gelmiyorsunuz. Dikkat edin. At dalır. Kurdurtma fikri kalmaz. Tekrardan uzaklara açılıyor. Bakın burada bu arada bir şey daha göstereyim. Eğer şah C2 önerseniz mat etme fikirleriyle beraber kale D2 kurutması var. Buna da kale C2 kurutma var. Hiçbir şekilde bu kaleyi alamıyoruz. Çünkü pat oluyor. Şahın gidebileceği herhangi bir yer kalmıyor. Devam edelim. Şah E4, kale D4, şah E5, kale H4, at E4, kale H5, şah D4. Arkadaşlar gidiyorlar. Ve siyah herhangi bir şekilde ilerleme kaydedemediği için oyun berabere bitiyor arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. 20 dakika yakın oldu zaten. Bu maçtan çıkaracağımız şey kesinlikle psikolojik olarak güçlü olmak arkadaşlar. Sadece satranç değil hayatta da öyle. Karar verirken psikolojinin güçlü olması bunu nasıl sağlarız arkadaşlar? Günlük karar verme miktarımızı arttırarak, meditasyon yaparak, bu tarz zihnimizi güçlendirerek, aynı fiziksel egzersiz yapar gibi zihin egzersizi yapmamız gerekiyor. Satranç faydalanan bir tanesi bu zaten. Baskı altında doğru kararı verebilmek. Nurgül muhteşem oynadığı bir konumu. Çok avantajlıydı. Artı 4 konum vardı. Ancak maalesef burada bir tık tecrübeye yenik düştü diyebiliriz. Yani burada kale gebiri bence Nurgül gözü kapalı görebileceği bir hamle ama kale D5 tercihi geldi. Sonrasında çok fazla süre yaktı. Bakın süreli çok çok fazla yaktı. Ve bir dakikanın altında bu tarz bir konuma kalırsanız konum üstün bile olsa rakibiniz de tecrübeli olduğu için sıkıntı yaşarsınız. Ve Nurgül en azından beraberliği kurtarmayı başarıyor. Ve artık yarın uzatma maçlarında belli olacak. Umarım uzatmalarda
kazanırız ve bu tarihi fırsatı kaçırmamış oluruz. Nurgül'ü tekrardan kutluyorum. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Psikoloji, satranç, baskı, bu maç, Nurgül hakkında yorum kısmına hepinizin yorumları bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.